Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Bugün bahçelere çıkıyoruz yine arkadaşlar. Bahçelerde işler yapacağız inşallah. Ey maşallah şu lahananın güzelliğine ya, mübarek. Ne yapacağım bunları hanım? Bunları alt yapraklarını kıracağız. Sarmalıkta topla istersen. Sarmalıklarını alacağız. Sonra da içini çapa yapacağız. Evet. Şimdi güzel alınanları alalım. Onlardan sarma yapacağız değil mi inşallah? İnşallah. Bunlar tam sarmalık zaten. Sarması güzel olur bunlar. Evet. Arkadaşlar bu Karadeniz kara lahana, meşhur kara lahanamız. Bunlar daha yeni dikildi. Yeni dediğim yani. Yüzün diktik de dışa doğru. Geçen senenin şeyleri olsa şimdiye doruk atardı zaten değil mi? Evet, onlar geçti. Onlar bittiler şimdi. Yeni dikilenleri. Tabi kışlık lahanamızı daha şimdiden sonra dikeceğiz. Mısır bahçemizi ektiğimiz zaman bunlar yaz başı. İşte bu zamanlarda biraz daha buraklar başlayana kadar olurlar. Buraklar başladı mı bunlar olmuyorlar. Tabi kışa doğru yine devam ediyorlar da. Bir daha bu zamana tekrar doruk atacak değil mi? Tabi. Şimdi içlerinde durup atan çıkarsa, çıkar çıkmaysa zaten çıkmayanlar çıkmayacak derse niye bu zaman? Bak fazla fidelerim de bayağı büyüdü, ekecektim bak tohum almaya. Onu nerede yapalım. Bunlar mı? Ya bunlar. Bunlar dikilir mi şimdi? Büyüdü mü dikilecekler, biraz büyüsünler. Biraz daha alsaydım tohum ekerdim abi. Unuttum onu ama şartla bir daha gelirken bahçeye unutmaz getiririm. Bunları diktik hiç gazi yamadı. Gazinseydi daha da güzel olmuştu ya. İnşallah şimdi gazi yiyeceğiz. Bunları da kazıyacaksın. Kazıyacağım. Tabi otları bir şey yapalım. Bozalım otları. Kazınması otten kapanır. Daha büyümez lahana. Kazınması lazım ki. Güzel olsunlar. İçini temizleyeceğiz. Çapasını yapacağız. Onlar da olsun. Bu baklalar hala dökmeye başlamadı. Baklalar. Havalar. Ama yani şu altlardan çiçekler sanki. Aha şuralarda başlamış bak küçük küçük. Evet siyah doru. Bunlar şey değil mi? Zaten düşmüş çiçekleri düşüyor da siyahlaşıyor. Evet. Üzerinde baklalar. Onlar başlamış. İyi yakında büyürler inşallah. Salyangoz var buralarda da. Herkes görevini yapacak. Salyangozlar, onlar da görevini yapacaklar. Çıkacaklar artık. Yağmur oldu mu? Bayağı toprak
şey yapmış ha. Islanmış mı? Islanmış ha. İyi. O da güzel yani. Değil mi? Aynen. Ey mübarek. Evet, çok yumuşak, güzelleşmiş. Fındıklar ne durumda? Fındıklarda bir şey şu anda öyle gözükmüyor. Ve şuralarda evet. Küçük küçük başlamışlar arkadaşlar. Şu siyah bıyıklı olanlar. Onlar hep fındık. Her yaprağın dibinde bir fındık var inşallah. İnşallah hayırlısından olur. Her şeyin hayırlısını nasip eder. Amin. Attığımız gübreler duruyor dibinde de. Evet. Bunlar sarmalık olanlar değil mi? Kargalar bağırıyor. Misafir var he mi? Evet, karga bağırdı mı misafir gelir derler. Bu şeyleri de sarımsakları da kazıyacaksın mı? Kazınması lazım ama bunu sen yaparsın, orayı ben yaparım.
Kazıyım oradan yukarı. Yapalım değil mi? Şey olsun. Temiz çıksın olsun arada. Ya. Böyle bahçenin etrafı da yapılmış olsun. Evet. Biraz böyle yaparsın değil mi? Orayı ondan yumuşak yaparım ya. Burayı kazıyacağız yani değil mi? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Otlarını da seçeceğiz mi? Tabii otlarını seçmedin mi hemen tutar. Kulağı da var buralar. Onlardan toplamadık kartlamadan. Rüzgar çıkayım. Arada illaki olur. Çok yüksek şey ya. Yufkada yüzü. Sadece otunu koparacaksın aslında az. Bu yandan bu yandan düzleyeceksin. Güzel oldu değil mi? Oldu oldu. Aşağı tarafları. Evet arkadaşlar, bu şekilde fundun dibini yapıyoruz. Bu bitti. Tamam mı? Evet, tamam. Ocağını temizledikten sonra şimdi de
burada. Sarımsakları çapa yapıyoruz. Otunu alıp güzel bir içini temizliyoruz. Pırasalar ne olacak hanım? Avralarda pırasalar. Pırasaları yemek yapacağız da. Bunları da gazımayacağız da. Yok, onlar gazıma gerek yok. Onlar şimdi... Zamanı geçti artık değil mi onu? Aynen. Onları koparıp alacağız. Daha sonra inşallah yerine yenisini dikeceğiz, gazlayacağız, belleyeceğiz. Şimdi onlara bir şey yapmayacağız. Bitirdin mi orayı hanım? Orası bitti. Buralar ne çabuk otlandılar böyle. Kuruyan yapraklarını koparsaydın olmaz mıydı? Bazılarını kopardım, bazılarını koparmadım. Daha sonra şey yaparım. Koparırım diye. Lahana fideleri de güzel maşallah. Yine dikilmeklik oldu ama. Aynen. Artık hava bir tam atsın. İçerik ondan sonra bizde fazla bir şey kalmadı. Şimdi burayı da kopardın mı? Temizledin mi? Patatesleri de yapacaksın değil mi? Artık oldu onu. Tabii ya, çok büyümüş baksana. Onlar da olmuş ama hepsi değil. Bak bazıları yeni çıkıyor onlar. Yo, biraz şey daha olmuş. Dursunlar. Çıkmış. Ocakta hepsi çıkmamış. Hani nerede? Şu. Bak. Ha bunlar bak büyümüş tam çapalık, bunlar yeni çıkıyor. Ha buradaki zaten çıkmamış. Işte, olmaz o orada. Çıkmaz herhalde orada çıkar. Çıkar. İlaçı çıkar. Ha o şey mi? Değil. Yani. Değil. Aha bak. Çıkayım. Tabii. Birkaç gün daha dursun, o hemen çıkar şimdi ha bu. Islaklığın üstüne. Lahanalar da güzel. Koyduk aldı. Sonradan dişilen patatesler hala görünmüyor çıkmaya. Onlar daha da bakalım, o kadar olmaz. O kadar çabuk olmaz. Şimdi sıcak ama güzel bir yağmur yağsaydı çıkarlar. Zamanı geldi mi olur onlarda inşallah. Buranın içinde çok patates çıkmış. Bunun çok iyi çıkmıyor ki bunlar. Böyle ne olacaklar? Ve çok şey otu olmuş. Nedir o? Sirke notu. Sirke notu olduğu gibi. Bunları toplasak kavurma olmaz mı? Olmaz ki, çok ufak onlar. Neresini kavuralım? Bunlar hemen kaybolurlar topladığımız gibi. Burası geçen seneden bayağı hayvan gübresi vardı ya patatesin yerinde. Ondan olmuştu bu kadar ot burada. İlaçı. Ya bu patateslerin kökünü bulabilsek belki bir daha çıkmazdı burada. Bunlar hep yine çıkacaklar yeniden. Çektin mi kopmuyor? O işte derin oldular mı kopmaylar. Çok derinden de. Bir daha çıkmazsın her şey. Kurtarmaz mı kendini sarımsakla? Yok. O şimdi havalar ısındı mı hemen şey yapar. Çıkarlar.
Bu marullar ne olacak hanım? Yiyeceğiz. Yasemin abi mor marullardan mı dün kopardın? He, onların pidesinden aldı. Marulları yiyeceğiz büyüdükçe. Fazla kalmadı ki marul. Aşağıda... Niye bayağı var? Aşağıdaki o eskiler bitti. Onlar artık... Kimisi zaten tohum ayırdı. Kimisi... Oldu. Haberi de var işte. 5-10 çok. Oradan sonra burası var. Aha bu bayağı büyümüş. Bak böyle olsa ne güzel kavrulurdu bile. Burası bayağı zor. Çok da ot var ya. Patates, şey, ot. Ne biçim inceden ot sarıyor ya. Aynen. Otları kökten koparmayın. Yok olur diyen arkadaşlar da buradan ne biçim ot olduğunu görsün burada bak. Ya onlar belki öyle bilirler daha bilmeyebilirler. Otu ne kadar çok koparırsan, yontarsan o kadar çok ot olur. Aha şimdi şu anda onları bak söküp temizliyoruz değil mi? Evet aynı yine çıkacak burada. 15-20 gün sonra tekrar bir çekim yapalım. O zaman görülür otlar ne biçim olduğunu. Hep aynıdır bunlar. Sürekli kopar sürekli olur. Bahçe açık oldu mu? Nasıl olmaz? Şimdi burası patates olursa. Gölgede kalır o zaman. Mısır olursa büyüyüp kapatırsa altında çıkamaz ama onlar. Kesildiği gibi hemen tekrar o çıkacağı yerde çıkar. Tabii çıkmayacaksa zaten çıkmaz o başka. Yoksa hiç ona engel olamaz. Onları hep dışarı mı atıyorsunuz şu yaptığınız? Aldıklarımı dışarılara atarım da seçebildiğimi. Burada tam şeyin kökünde bitmiş sarımsağın ama kopma. Dışarı atılmadı mı hemen çıkar tekrar değil mi? Kaldığı yerden kök salıp. Ya güneş olursa üstte kalanlar kurur ama toprağa karışanlar hemen tekrar büyüyorlar yine. Hep kuruyor sanki. He? Kuruyorsun sanki. Yok sarımsaklar mı? He. Yok ya. Hani hiç. Aa, no, en son şey yaptığın bak kırıldı. Bu mu? Yok kırılmadı. Küçüldü ki. Ama bilmiyorum. O değil yaprağı değil kendi. Bu mu? Bu. He. Kırılmaz ya öyle. Belki arada biraz şey yapabilir ama. Tabii ki kırılan da olabilir. Olmaz demeyelim. Olabilir kırlandı. Buraya atayım. Burası nasıl olsa temizlenecek. Burada yapacak mısın şimdi? Yok abi kenarda ama abi güzel çıkmış ya patates şey. Çok güzel görünüyor hava patatesle yani. Bence olur ama sen bilirsin yani. Ya olur. Bunlar olur da işte çıkmayanlar var. Mesela burada çıkmamış. O ocakta çıkmamış. Bu aşağıkiler ufak. Onlar biraz gün sonra yapar. Acelesi yok. Hepsi böyle çıksa yapılırdı. Hepsi çıktığı yok. Kenardakini yapayım da. Bu hazır çıkmış. Burası tam olsun. Burada da taş var ama. Ha bunu biz dikmemiştik ama onu da gazayım değil mi? Oranın niye? Yeri şey. Olur mu? Yeri boş olur orada. Güzel olmuş da orada. Güzel olmuş işte. Bunu da çapa yapayım. Fazla derindeyse olmaz da. Niye? Derinde çok oldum derinde ama. Çok derinde oldu mu? Onu da çıkarıp bulamazdık ki. Patateslerini. Patates yerini bellemek lazım patatesi çıkarırken. Belliyorduk zaten. Ha şey.
Tamam, belledik ya bu sene. Geçen sene zaten çapayla sökemedik. Bellen yaptık. Buraları hep bellen yapmıştık. Ha, bu aşağıda iki sıra ben gazmayla yaptım. Ha, buralar hep bellen olmuştu. Geçen diktiğin lahanalar ne güzel. Lahanalar hep serin gitti ya. Hiç şey olmadı, bozulmadı. Zaten fideler de öyle ufak değildi, güzeldiler. O yüzden havada serin gitti tam. Fide havası oldular. Aha, patatesin çapasını da yapmadık demeyelim, yaptık. 2-3. 2 Ocak yaptık. 3 Ocak yaptık değil mi? Aynen. Gerçekten ablalar çok otlanmaya başlamış böyle ya. Neden? Şimdi patatesi biz böyle dikseydik patates şimdi böyle olacaktı. Ot. Olsun, çapa olurdu şimdi. Olacak zaten şimdi tabii, tam çapalık oldu. Yine o aynı ot olmayacak mı orada? Olmaz. Niye? Orası şimdi çabuk büyür. O biz onu dikeli 2 ayı da geçti. Havalar iyi gitti. Yağmur gitmedi ki otlar büyüdüler. Biz bu patatesi dikeli bak 2 ay olmuştur. Çünkü Ramazan'dan bayağı önceydi. Bak bugün Ramazan çıkalı kaç gün oldu. Hiç günleri anlamayacak. Hemen geçir. En fazla 15-20 güne çapalık olur. Şimdiki dikilen patates. O topraktan bir çıktı mı tamamdır. Bak işte bir de şey var. Ne? Yani kura rast gelirse güzel olmayabilir. Yani bizde sulama şey, şimdi bundan sonra değil mi? Ya. Evet. Aynen. Havalar iyi gitti. Erken olsa kurak olana kadar olur de şimdi. Tabii hani komşularınkiler mesela filizledi. Topraktan çıkmaya başladı. Ya işte her zaman da aynı olmaydı. Yani bir senesi erken diktik. Bizim burada 10 Ocak var da o yeter bize, yetmez. Erkenlik yeter. Burası bize erkenlik yeter. Ebru yarışana kadar. Ha, onlar da kurur herhalde. Ebru attıklarım kurumuş oraya. Orayı çapa yaptı. Şimdi gazmayacağım mı? Gazlayacağım mı orayı da? Aslında gazınması lazım. Tabii uyanıyı gazladım. Bahçenin etrafı temiz olsun. Olsun, gazırsan oradan da uyanı atarsın. Gazırsan değil, gazırsın. Aha. Sanki kestin mi? Kesmedim de biraz kopardım gibi oldu. Güzel oldu ama çapası oldu da değil mi? İlla açı temizlendi. Karışmıştı birbirine. Baksana yapılmayan yerle. Yapılan yere. Çok güzel oldu da. Zor değil mi? Bayağı zor. Ya aslında toprak çok yumuşak. Yapması kolay da şey. İşte otlar falan seçme. Şey yapma, bir de fidelerin arası çok yakın. Korkusuz gazlayamayasın, yoksa yeri güzel, yumuşak. Toprak aynı kül gibi.
Sarımsakları kazıdık arkadaşlar şimdi. Bu funduğun kökünü de temizledim mi? Bugünlük videomuz tamamdır inşallah bunu. Temizlediğimiz zaman sizlerle paylaşımımız. Bu diblerinde de patates olmuş bunun hava. Öyle otla falan koparmış, atmış yok ya oralara. Ondan mı? Tabii oralarda çıkmış ya. Çok salayan göz var. Ne olacak bunlar böyle? Baksana. Bunları aslında yine toplayıp götürmemiz lazım ama dışarıya. Topla. Koy bir kenara onları. Artık hep topraktan çıkayım. Bak bak. Vay be. Bak hele. Onlar hep bahçeye gelecekler tekrar. Bahçeye şimdi gelsinler. Marullar marullara bitme üzere. Marullarda bu sene hiç ben bulamadım. Marullarda yok. Aha bir tane buldum. Marul da mı? Evet marulun çökündeydi. Onun şeyi açık. Flaşı. Telefon. Kapat da kapatalım onu. Kuraklık var ya. O fındıkların altında şey yapmamıştır çiğit. Açık yerler de bayağı böyle nem almış. Böyle nem almış ama yine doymamış yani. Ya, toprak. Doyma yağmur yağmadı ki böylece. Şu sapan kıran ayrık otu sardımı çok kötü oluyor. Onun da bayağı faydaları var ayrık otunun değil mi? Evet o kireçlemeye falan çok iyi. Diz ağrıları falan. Benim dizim doktora gitmiştim de. Doktor demişti ki hemen ameliyat olacaksın. Gittim aktara. Anlattım durumu şey yaptım. Bir İsveç şurubu verdi. Bir de ayrık otu ondan çay yapıp kaynatıp içeceksin dedi. 2009'daydı da Rize'de. Yani bayağı oldu. 15 sene geçti. Hemen ameliyat olman gerekiydi. Şey menisküsü. Ha menisküs vardı. O İsveç şurubunu kullandım. Bir de ayrık otunu. Ondan sonra Allah'a şükür ne ameliyat olduk ne bir şey. Yoksa gidecekti bizim dizimiz. Henüz şu ameliyatı olan da pek düzelmiymiş yine aynı. Bir zaman sonra tekrar devam edeyim şey ağrılar. Aynen onun hiç kaç kişi ondan ameliyat olan gördükse hiç faydası yok dediler. Daha kötü oldu hatta. Evet. Onlar içerisinden zarar değil mi şimdi fındığın? Yok. Yüzdeki çöpler hemen toprağın yüzünde on. Ha, arada boşluk kalmasın orayı da gazla. Nerede? Ha orada taş mı var yoksa? Ya burada taş var ama yine alırım o otları.
Mübarek ne güzel gazını yiyor. Bunları ha böyle kopartayım değil mi? Yani hatta bu marullara da su getirmemiz lazım. Su mu? Aha. Nereye? Marullara. Niye? Bayağı seyreklendiler. Sulayalım şimdi onlar yerinde büyüsünler. Mor marullar. Aha. Biz o tacarı buraya koysak daha iyi olur aslında. Niye? Burada onu dinamayla doldurup bahçeleri sulayacağız işte. Aşağı hortumla gider, aşağı götürmeye gerek yok. Dinamo nasıl götüreceğiz şimdi? Niye? Dinamo çalışmayı mı? Bir hortum çekeceğim. Çok yıllardan beri çalışmayın. Kışın zaten şey yapmayacaksın, yazın. Atıklarında hortum sersen olur. Kışın toplayacaksın, bahçe işleri bitti mi? Uf. Yorulduk ha. Değil mi? İllaçı. Önce otunu koparayım çabuk. Güzel kazandı. Fidelerime toprak yok mu ha? Sonra bozulurlar. Evet arkadaşlar. Çok yoruldum. Bugünlük de bu kadar. Hepinize hayırlı günler dileriz. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.